Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Önümde görmüş olduğunuz gibi tamı tamına 7 tane telefon var. Peki neden bu 7 telefon? Niye bir başka model değil de bu 7 telefonu seçtik? Hemen belirtelim. Bunlar arkadaşlar Türkiye'de üretilen ve bizim elimizde olan telefonlar. Tabii bunların haricinde de Türkiye'de yine üretilmiş cihazlar var ama şu anda bizim elimizde bulunan Türkiye'de üretilmiş telefonlar. Bunlar biliyorsunuz kısa bir süre önce Çinli üreticiler ve Samsung da geldi sanırım. Bir tek Güney Koreli o var zaten, diğerleri Çinli. Ülkemizde üretim yapma kararı almışlardı. Bunların içinde Xiaomi vardı, Oppo vardı, Realme vardı, Vivo vardı, Tecno vardı, TCL vardı. Dolayısıyla global anlamda öne çıkmış olan pek çok Çinli akıllı telefon üreticisi Türkiye'de akıllı telefon üretmeye başladı diyebiliriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ülkemizde üretilen telefonlardan bazılarını sizler için vitrine çıkardık. Şimdi bunların biraz böyle fiyatlarından vesaire bahsedeceğiz ve yüzeysel bir karşılaştırma yapacağız aslında sizlerle. Biliyorsunuz Türkiye'de akıllı telefon üretimi başlamadan önce fiyatların %30 oranında düşeceğine dair bir bilgi almıştık. Hatta bu bilgiyi de sizlerle paylaşmıştık. Bu bilgiyi bize arkadaşlar TCL'in yetkili isimlerinden birisi vermişti. Türkiye'de üretilen telefonların fiyatlarında %30 oranında bir indirim olacağını, bir ucuzluk olacağını bizlere söylemişti. Fakat şimdiye kadar hani Türkiye'de üretilen telefonların fiyatlarına baktığımızda böyle indirim var mı? Varsa da bu indirim %30 mu? Bunu biraz tartışmak gerekiyor. Çünkü günümüz telefon fiyatlarına baktığımızda gerçekten biraz absürt rakamlarla karşılaşıyoruz diyebiliriz. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere önümde 7 tane telefon var. Bu telefonlardan en ucuzu arkadaşlar Realme tarafından üretilen C21 modeli diyebilirim. Realme C21'in fiyatı şu anda 1600 Türk lirası. Fakat bu telefon ilk çıktığında biraz daha pahalıydı. Bunu söylemem gerekiyor. Daha sonradan 1600 liraya düşürmüşler. 3 GB RAM, 32 GB da dahili depolama alanı var bu telefonda. Android 10 ile geliyor. 190 gramlık bir telefon ve MediaTek G35 Yonga setine sahip arkadaşlar. Dolayısıyla bu yelpazedeki en ucuz telefonun Realme C21 olduğunu sizlere söyleyebilirim. Peki en ucuzu söylemişken o zaman en pahalı telefonu da söyleyelim. Zaten diğer telefonların fiyatları 3 aşağı 5 yukarı aynı yelpazede seyrediyor. Onların da bilgisini paylaşacağım sizlerle. Buradaki en pahalı telefon arkadaşlar şöyle bir baktığınızda sizin de az çok tahmin edebileceğiniz üzere Oppo Reno 5 Lite. Belki de ülkemizde üretilen en güçlü telefonlardan biri Reno 5 Lite. Bu telefonun fiyatı arkadaşlar hali hazırda internette baktığımız zaman tabi değişken fiyatlar var ama ortalama olarak 3100 lira diyebiliriz. Android 11 ile geliyor. Yonga setine baktığımızda Qualcomm tarafından üretilmiş olan Snapdragon 662 kullanıldığını görüyoruz bu telefonda. Tabi kamerasıyla vesaire fark yaratan bir cihaz. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi en pahalı telefon burada, en ucuz telefon burada. Şunları şöyle çıkartırsak arkadaşlar. Diğer telefonların 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyat segmentinde olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şöyle ki örneğin General Mobile arkadaşlar 2500 liraya satılıyor. Redmi 9T 2600 lira. Oppo A15s 2200 lira. Oppo A54 de yine 2500 Türk lirasına satılıyor. Bu saydığım telefonlar arkadaşlar hepsi Android 10 ile geliyor. Sadece burada General Mobile 21 Pro'da Android 11 var. Diğerlerinde Android 10 mevcut. Tabi ileride güncelleme alırlar almazlar. Bunu bize zaman gösterecek. RAM kapasitelerine baktığımızda ise A15s'te 3 GB RAM olduğunu görüyoruz. Onun haricinde Redmi 9T, A54 ve A74'te 4 GB'lık RAM var. GM 21 Pro'da ise 6 GB'lık RAM bulunuyor arkadaşlar. Tabi burada bizim amacımız bütün bu 6 telefonu karşılaştırmak değildi. Sadece sizlere 3 aşağı 5 yukarı fiyatlarını vesaire söyleyelim dedik. Bir de hangi telefonların hani Türkiye'de üretildiğini de bilin istedik. Özellikle son aylarda Oppo bu konuda çok faal arkadaşlar. Zaten burada da görüyorsunuz Oppo cihazların sayısı bir hayli fazla. Xiaomi yanılmıyorsam 2 tane telefon üretti. Redmi 9C ve Redmi 9T. Redmi 9T zaten burada arkadaşlar. 9C bize gelmemişti. O da üretilen ilk telefondu ki kalite bakımından çok da böyle beklentileri karşılayan bir model değildi açıkçası. TCL bir telefon üretecek ya da üretti bilmiyorum. Onun telefonu da bize gelmedi ama gelirse onu da yine bu kervana ekleyeceğimizi söyleyebiliriz sizlere. Onun haricinde General Mobile zaten biliyorsunuz yerli bir marka.
yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. 21 Pro'yu yeni çıkarttı. Özellik olarak baktığımız zaman çok da fena sayılmayacak bir telefon. Ama bu telefonla biz böyle oyun testleri vesaire de yaptık. Orada biraz şaşırtıcı sonuçlar vermişti. Tabi bunun olumlu veya olumsuz olduğunu o videomuzdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Oppo burada öne çıkan bir marka. Türkiye'de bayağı bir cihaz ürettiler. Reno 5 Lite, A74, A54 ve A15S. A15S ile başlamışlardı aslında. Sonrasında işi bayağı bir ilerlettiklerini söyleyebiliriz. Görünen o ki Oppo Türkiye pazarında hayli iddialı isimlerden biri haline geliyor arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Önümüzdeki süreçte mutlaka farklı markaların telefonları da elimize ulaşacaktır arkadaşlar. Neden? Çünkü biliyorsunuz Samsung da Türkiye'de üretime başladı. Ama daha telefonu çıkmadı. Muhtemelen çıkarttığında olay olacaktır. Tekno bu arada Türkiye'de üretime başlayabilir. Onun da bir duyurusu vardı bu konuyla ilgili. Ama sonrasında ses çıkmadı nedense. Muhtemelen belki de üretim bandı dönmeye başlamıştır. Önümüzdeki süreçte muhtemelen Tekno da yine Türkiye'de üretim gerçekleştirecek. Türkiye'de akıllı telefon üretmelerinin temel sebebi arkadaşlar tamamen lojistik. Biliyorsunuz Çin'den akıllı telefonların Avrupa'ya ulaşması hayli sıkıntılı bir süreç. Neden? Gemi yolculuğuyla gidiyorlar. Malum uçak tarafında kargo fiyatları hayli yüksek olduğu için pek çok üretici firma gemi yolculuklarını, gemi ticaret yollarını tercih ediyor. Bu da bayağı bir zaman alıyor. Fakat Türkiye bildiğiniz üzere Avrupa'ya açılan bir kapı konumunda. Dolayısıyla Türkiye'de üretilen telefonların Avrupa'ya satılması, gönderilmesi çok daha basit oluyor. Bu yüzden de arkadaşlar pek çok Çinli üretici Avrupa kanadına daha rahat ulaşmak için Türkiye'de üretim faaliyetlerine başlamış durumda. Dediğim gibi bu durum şimdilik bize hani böyle aman aman bir avantaj sağlamadı. Türkiye'de üretilen telefonların %30 olacağı söylenildi ama şu anda biz o ucuzluğu görmedik. Elbette bu ucuzluğu görmemiz için muhtemelen ÖTV vesaire kalkması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ülkemizde telefonlardan alınan vergiler ciddi anlamda çok yüksek. Neredeyse baktığımızda %90'ın üzerinde oranlarda vergi. Yani bir telefon kendimize alırken bir telefonda devlete almış oluyoruz. Hele ki üst segment telefonlarda bu fiyat biraz daha artıyor. Ki döviz kuru zaten yüksek. Döviz kurunun yüksek olduğu bir ülkede vergilerin de bu kadar yüksek olması telefon fiyatlarının içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte belki hani Türkiye'de üretilen modellerin sadece ÖTV'si vesaire muaf tutulursa bu cihazların fiyatı hayli ucuzlayacaktır arkadaşlar. Örneğin ben burada size dedim ki işte 3000-2000 ÖTV'yi sadece almasalar %30 oranında, %40 oranında bir ucuzluk olacak bu telefonlarda. Bugün 3000 liraya aldığımız bir telefonu biz belki de 1800-2000 Türk lirasını almaya başlayacağız. Dolayısıyla yerli telefonlarda hani bu yerli üretim dediğimiz cihazlardan ÖTV'nin kalkması bizim için çok faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi Türkiye'de üretilen telefonları incelemeye devam edeceğiz. Şimdilik elimizde bunlar vardı. Bunları size şöyle bir gösterelim istedik. Hani hangi telefonun Türkiye'de üretildiğini vesaire de görün. Bilin istedik arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte yeni videolarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.